akaryakıt fiyatlarına üst üste zam yapılmasının ardından mikrofonlarımızı Şanlıurfalı hemşehrilerimize uzattık. Urfalılar üst üste gelen akaryakıt zamlarına tepkili. Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla altın ve petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Akaryakıtta zam furyası sürüyor. Önceki gün benzin ve motorine zam gelmesinin ardından bugün gece yarısından itibaren benzine 64 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapılıyor. Savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları son 8 yılın zirvesini gördü. Yani dünya genelinde var aslında petrole de ama yani bizim de ekonomimizin sıkıntı olması tabii ki bizi çok büyük etkiliyor ve araçların %50'si şu anda evde yatıyor. İnsanlar araca binmek istemiyor. Niye binmek istemiyor? Çünkü yakıt çok pahalı yani. Dışarı çıkmanın imkanı yok. Arabaları kilitleyip bırakacağız. Başka yolu yok bu iş. 400 liraya dolduruyordum. Şu anda 1000 lira. Ama deponun dolma kapasitesi lira olarak çok yükseldi. 20 lira şu anda. Levhada görüyorsunuz 20.04, 06. Akaryakıt fiyatları 17 lira 98 kuruş iken gelen zamların ardından 20 lirayı aştı. 17, 16, 15, 20 bine çıktı. Yani biz de vatandaş olarak anahtarlarımızı bırakıp hepsini şey yapacağız. Biz de bilmiyoruz. Nasıl edeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl arabalar bela oldu. Nasıl olacağım bilmiyoruz. Depoyu 300 milyona dolduruyorduk. Şimdi 1 milyar 200. İyidir. Akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren vatandaşlar, yükselen benzin fiyatlarına yetişemediklerini, depolarını 1000 liradan aşağı dolduramadıklarını ifade ettiler. Urfa'yı turluyor ve oraya bırakacağız. Şimdi gideceğimiz yere hesabını yaparak giderek. Her bir insandan fazla bir araba var. Ama şimdi ne olur? Her bir yerde de 3 tane varsa 2'ye iner, 1'e iner. Bir arabayı kullandığı zaman arabayı anlarsan ne olduğunu. Şimdi arabanın kimse ne olduğunu bilmiyor ki. Yakıt, yakıtta ne var? Şeyler arasında otobüs olsun koyman olsun saygım var ona. Bir şey diyemiyorum. Yani hoş bir şey değil bu. Biz işçiler olarak buna bir türlü yetiştiremiyoruz. Eskiden